Karar verin Allah aşkına. Gerçekten karar verin. Başka hiçbir şey değil yani. İkiyüzlülük, başka bir şey demiyorum sevgili izleyiciler. Metin Cihan yine gazeteciliğini konuşturdu. Önce onu söyleyelim. Türkiye'den İsrail'e Azeri petrolü taşıyan Yunan tankerlerinin Mısır'a gidiyormuş gibi yapmasını gösterdi. Yani dümenini sergiledi resmen. Hani illa de Türk gemileri değil ya, nasıl yapmışlar bak arkadaşlar. Şöyle vereyim ekranda. Evet, verdik. Bir skandal daha. İsrail'e gizli gizli yakıt yolluyoruz. Vila Maura adlı tanker 21-22 Aralık gecesi yarısı Ceyhan'dan petrol yüklenip barış ülkesi olarak Mısır'ı bildiriyor ama Mısır'a hiç gitmiyor. Tankerin lokasyon sinyali kayıtlarında görebileceğimiz gibi direkt İsrail'e gidiyor. Harika bir iş yapmış Metin Cihan. Ama giderken Mısır diye yükleme yapıyorlar, hile yapıyorlar ve şeyinde basıp belgesiyle Metin Cihan yayınlamış. Yani İsrail'e resmen Türkiye'den Ceyhan'dan gizli gizli yakıt yolluyoruz. Böyle bir şey yok abi. Adı ticaret tabii. Ticarette olunca her şey mübah. Ama her şey. Yerliyiz ve milliyiz. Diyor ki Hacı Nuh Kaya, Türkiye'den İsrail'e giden ticari gemilerden, gemilerin yükünden tüm dünya haberdar. Bazı ülkeler Türk gemilerine limanlarını bile yasakladı. Neden hala gizli saklı iş yapıyorlar ki? Tüm maskeleri düştü, Zeze yazmış. Tüm maskeleri düştü ama utanma yok ki. Utanmayı geçtim, riyakarlık, ikiyüzlük, yalan ne ararsan mevcut. Çıkıp İsrail'in tüm silah desteğini ben tek başıma sağlıyorum deyip iki rekat şükür namazı kılsa onu bile alkışlayacaklar bir güruh var. Etimle kemiğimle nefret ettim demiş. Artık inkar etmiyorlar. Yolluyoruz. Siz neden İsrail'e değil bize kırılıyorsunuz diyorlar. Suça ortak oluyoruz diyoruz. Hain diyorlar. Tamam, madem öyle İsrail'den yanayız herhalde diyoruz. Filistin'de kardeşimizi yeniden inşa edeceğiz diyorlar. Bu nasıl bir strateji, anlayamadık diyor. Ve inşa edeceğiz dedikleri Antakya'yı 10 gün önce gördüm. Doğduğum evin yerini bulamadım demiş. Ne kimse hiçbir şey yapmazlar, önce onu söyleyeyim. Ne yapmasın? Kaç bin konut yapacaklardı? 350 bin konut yapacaklardı. Duydunuz mu? Sevgili izleyiciler, 350 bin konut yapıldı mı deprem bölgesinde? Duyan var mı? Bir yıl içerisinde teslim edeceklerdi. Şurada bir yıla bir ay kaldı. Bir ay. 11 ay bitiyor işte. 2 günü var 11 ay. Sonrasında da 31 gün var. Ardından 6, 37 gün. 39 gün var bir yılın tamamlanmasına. Nerede tabii yok. Şimdi bu Fuat Oktay'la iddialar gırla dönüyor. Fuat Oktay, Halil Falyalı'nın bu yasa dışı bahisle ilgili olarak, kumarla ilgili olarak 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddiaları söz konusu. Bu soruluyor. Tabii mecliste kıyamet kopuyor. Gündeme getiren Selçuk Azdağ'a çemkiriyor AK Partililer. O da diyor ki soruşturma önergesi verelim. Ve verecek bakalım. Dün akşam konuştuk Selçuk Azdağ'la. Diyor ki kabul etmeyecekler biliyorum. Soruşturma önergesi ver dediler. MHP ve AK Parti grubunun üyelerinin beraber el kaldırmasıyla verdiğim soruşturma önergesi de reddedilecek çok açık net bir şekilde. Madem yani hiçbir sorun yok bu işte. Soruşturmaya izin verin kardeşim. Fuat Oktay almış mı almış? Ama bunu gündeme getiren FETÖ'cü. Bunu gündeme getiren bilmem kim. Kardeşim kimin gündeme getirdiğini ne önemli var? Adam bir belgesiyle yayınlıyor bu işi. Belgesiyle durup dururken değil. Şimdi Mendo abi bir tweet atmış dün akşam, diyor ki ben FETÖ ile mücadele, Fuat Oktay kendisiyle ilgili suçlamalar gelince söylediği cümleler aynen söyler. Ben FETÖ ile mücadele ettim. Bunu herkes bilir. Benim PKK ile olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlik ve millikle ilgili bir sorunum yoktur. Ya Mendo abi diyor ki ya bir git ya. 50 milyon dolara Halil Falyan'ın dosyasını kapattırdın mı, kapattırmadın mı?
Kapattırmadım dersen ikinci soru. Halil Falyan'ın dosyasını kapattırılmadı mı? Kapattırılmadı mı? Şimdi neye belirleyip görüyorsun? Yani bu dosya açıkta mı? Kapalı mı? Şimdi buna bakalım. Aldın mı? Almadım. E dosya kapatıldı mı? Kapatılmadı mı? Bir bakalım bakalım. E kapatıldı dosya. Onun için hikayeye gerek yok. Ya ne zaman bir şey olsa, yani birine bir suçluyorsun. Ben PKK ile mücadele ediyorum. Bir şey olsa ben FETÖ ile, bana FETÖ'cüler saldırıyor. Bir şey olsa PKK'lılar saldırıyor. Bana vatan hainleri saldırıyor. Abi sana niye saldırsın? Sana soru soruyor. Ben yerli ve milliyim. Ya biz sana yerli milli olup olmadığını mı sorduk? 50 milyon dolar rüşvet aldın mı almadın mı diye soruyor kamuoyu. Ya bu iddiayı getiren FETÖ'cü. Aman Allah'ım, tüm troll ordusu devrede. Tüm troll ordusu devrede. Şimdi yine tabii iki soru bu. Ardından üçüncü soruyu soruyor Memduh abi. Diyor ki başkan yardımcılığını yaptığım ve sermaye piyasası kanununa muhalefet ve izinsiz halka arz suçu işleyerek on binlerce gurbetçi Müslümanı dolandırdığı için hapis yatan YİMPAŞ yönetim kurulu başkanı Dursun Uyar da yakalandıktan sonra benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlilik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur dedi mi demedi mi? Dediyse repliği sen mi yazmıştın diye sormuş. Dünyada vatan hainliğinin en dayanacağı nokta en vatansever olduklarını söylemektir. Yolsuzluk, rüşvet suçu yapanların, yakalananların ya da haklarında iddia oldukları zaman bunu dış güçler yaptırıyor. Bunu vatan hainleri yapıyor. Kökü dışarıda olanlar yapıyor. PKK'lılar yapıyor. İşte eskiden komünistler yapıyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Şimdi o komünistlerin yerine FETÖ'cüler aldı. O FETÖ'cüler her derde ilaç abi. Her derde. Bir şey mi? FETÖ'cüler yaptı. Bir şey mi? FETÖ'cüler yaptırıyor. Bir şey, o zaten FETÖ'cü. O zaten FETÖ ile ilişkisi var. Abi kendilerinin hiç ilişkileri yok. Sütten çıkmış ak kaşıklar mübarek. Sütten çıkmış ak kaşıklar. Ah ki ah. Yani ne zaman biri suçüstü yapılsa ya da hakkında bir iddia olsa sığınacakları liman vatanseverlik limanı oluyor. Sığınacakları liman yerli ve millilik oluyor. Sığınacakları liman ben FETÖ ile mücadele ettim herkes bilir. Ben PKK ile mücadele ettim. Herkes bilir. Ne yaptın abi? Dağ mı çıktı? Dağ mı çıktı? FETÖ'cülerle mücadele ederken ne yaptın mesela? Operasyonlara mı katıldın? Operasyonlara mı katıldın? Gözaltına alınan, yakalanan insanları sorguda konuşturdun mu? Ne yaptın yani abi? Beni herkes bilir. Ne yaptın? PKK ile ilgili mücadelede ne yaptın? Yani Osman Pamukoğlu gibi dağlara çıkıp terörist mi kovaladın yani? Ne yaptın yani? Bir söyle de bilelim yani. Fuat Oktay. Yani sana soru soruluyor. O soruya karşılık da yerli ve milliyim ben. Hem de en yerli milli benim. En yerlisi benim. Ya daha da yerlisi benim. Allah'ım ya. Yandan çarptı bunlar ya. Halbuki Fuat Oktay'ın demesi, bu sorular sorulunca, kamuoyunda iddialar gelince demesi gereken şey belli. Bayrak inmez, ezan dinmez. Ezanı susturamayacaksınız. Devleti yıkamayacaksınız. Milletin, ümmetin son umudunu iktidardan uzaklaştıramayacaksınız demesi gerekirdi. Bu replik bölümlerini unutmuş. Bana FETÖ'cüler, PKK'lılar bu kumpası kuruyorlar. Çünkü ben FETÖ ile ve PKK ile nasıl mücadele ettiğimi ben biliyorum. İşte kamuoyu biliyor. Beni şimdi yıpratmaya çalışıyorlar diyor. Ama gerçekten bayrak inmez, ezan dinmez neden demedi? Ezanı susturamayacaksınız. Mekke, Medine, Kudüs'ü düşüremeyeceksiniz. Neden demedi diye de merak edenlerin içerisindeyim. Ben merak ediyorum yani.